Selin? Müdürüm, müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii tabii konuşuruz da... Ya sen keşke dinlenseydin biraz daha. Yani ben mesaiye gelmedim zaten. Neyi soracağımı az çok biliyorsunuzdur. Poyraz. Ya Selin, sonra konuşalım bunları. Mesut'a da sordum, cevap vermedi. Bana açık açık ne olduğunu söyler misiniz? En iyisini biliyorsun. Yani olan biteni Mesut'tan dinlemen. Yani Mesut'a sormak bir mesele değil. Ama ben duyacaklarımdan korkuyorum. Bak Selin, bence sen bunları kafana takma. Ya bitmiş gitmiş kötü bir anı gibi düşün. Bu o kadar kolay değil ki müdürüm. Yani bu soruşturmanın başından beri benim yüzümden birçok insan zarar gördü. Şimdi de sıra sevdiğim adama mı geldi yani? Sandığın gibi değil. Bize bırak halledelim. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Siz neden engel olmadınız Mesut'a? Ha niye müdürüm? Bak istediğin kadar sor ama sana verecek bir cevabım maalesef yok Selin. Yani hele şu aşamada hiç yok. O yüzden sen biraz daha dinlen. Soruşturmayı falan da düşünme. Nasıl yapacağım bunu müdürüm? Yani Mesut bu durumdayken ben nasıl düşünmeyeceğim? Biraz üstünden zaman geçsin. O zaman daha sağlıklı bir şekilde konuşuruz. Yani dediğim gibi, ben zaten kendimde değildim. Poyraz'ın zorla verdiği ilacın etkisindeydim. Kendime geldiğimde de her şey olup bitmişti. Meğer Poyraz beni o halde bırakmış gitmiş. Enteresan. Kurbanlarını öldürmeden bırakmayan bir seri katil size acımış. Orasını bilmiyorum. Yani anlamama izin verin. Adam size kafayı takmış ve sizi etkisiz hale getirmiş. Ama sirenleri duyunca kaçıyor. Üstelik kaçmadan önce sizi öldürmesi en fazla birkaç saniye kaybettirir. Ama yapmamış. Sonra da sırra kadem basmış. Hikayem budur Sayın Savcım. Peki nerede bu adam? Yani sizce? Bilemiyorum. Her şeyini biliyorsunuz adamın. Ailesini, geçmişini, her şeyini. Nasıl hala bulamıyorsunuz? Yoksa bulmanıza gerek yok mu? Anlamadım. Belki siz ortadan kaldırdınız. Olamaz mı? Hayır savcım. Çok rica ederim. Bunlar mesnetsiz iddialar. Bizim yaptığımız her şey kayıtlı. Veremeyeceğimiz bir hesap da yok. Ama Poyraz da ortada yok. İnsan şüpheye düşüyor Selin Komiser. Herkesi bulup yakalayan ekip Poyraz'ı bulamadığı gibi aramak için de pek bir çaba göstermiyor. Ya umudu kestiniz adamdan ya da zaten öldü ve siz bunu biliyorsunuz. Ondan aramıyorsunuz. Hangisi? Hiçbiri savcım. Poyraz evet kaçtı. Biz de hala peşindeyiz. Bugüne kadar adaletten hiçbir şey saklamadık. Bundan sonra da saklamayız. Güzel cevap. Slogan gibi. Bravo. Burada işimiz bitti Selin Hanım. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim savcım. Ama şunu bilin. Dosyayı hala kapatmadım. Poyraz'ın akıbetini öğrenene kadar da kapatmayacağım. Siz ve Mesut Komiser geçerli bir açıklama sunana kadar benim nazarımda şüphelisiniz. Haberiniz olsun. Çıkabilirsiniz. Size kolay gelsin savcım. Size kaç kere sordum. Ama beni geçiştirdiniz müdürüm. Savcım geçiştirmedi. Her zaman olanı söyledik size. Sorun orada ya müdürüm. Size göre hiçbir şey olmadı. Bekletip durdunuz beni. Ama yeter artık. 24 saatiniz var. Poyraz'la ilgili bir bilgi vermezseniz bana, yapmam gerekenleri bu sefer ben bekletmem. Ne yapacaksınız savcım? Hem Mesut'a hem de ekibinize idari ve adli soruşturma açmak zorunda kalacağım. Peki savcım. Siz nasıl uygun görürseniz tamam. Mesut'u yarın bekliyorum müdürüm. Yanıma gelsin. Görüşeceğiz. Sağ olun. Tekrar soruyorum komiserim. Poyraz'ı son 3 gün içerisinde hiç gördünüz mü? Hayır. Kendisiyle aynı mekanda bulundunuz mu? Asla. Ama eşinizi kaçırdığından haberiniz var yani. Olaydan çok sonra haberim oldu. Ben başka operasyon için şehir dışındaydım. Yani hiçbir şekilde Poyraz'la da temasınız olmadı. Doğrudur. O zaman bu adam kendi kendine ortadan yok oldu. Selin'i kaçırdı ama diğer kurbanların aksine her nedense Selin'i öldürmeden bıraktı.
kaçtı ve kendi isteğiyle kayboldu. Öyle mi? Ve ne hikmetse adamdan bir türlü haber alınamıyor. Neyi ima ediyorsunuz savcım? Ne yani? Poyraz'ı öldürüp bir yere gömdüğümü falan mı düşünüyorsunuz? Ya yok canım, Mesut abartma. Tam olarak öyle düşünüyorum. Benim düşündüğüm, sen o adama bir şey yaptın, herif bu yüzden ortada yok. Selin'i kaçırdığı için kinlendin ve muhtemelen öldürdün. Sonra bir yere gömdün veya bir yerden denize attın. Bu ithamların hiçbirini kabul etmiyorum. Savcım, ya siz nasıl bu kadar eminsiniz Mesut'un cinayet işlediğine? Çünkü ifadeniz baştan sona boşluklarla dolu. Ben hiçbir şey yapmadım. Varsa elinizde beni suçlayacak kanıtınız, buyurun suçlayın. Ama böyle oturduğunuz yerden böyle sallayarak itibar suikastı olmuyor savcım. Yakışmıyor size. Şşş usta, sakin ol biraz. Oturduğum yerden sallıyorum öyle mi? Oturduğum yerden ha? Ben sizin peşinizden kaç gündür koşuyorum be? Koştunuz da ne oldu? Kanıtınız yok, tanığınız yok. Belki boşuna uğraştınız savcım. Belki biz sandığınız gibi adamlar değiliz. Belki Poyraz'ı buldun, Selin'e yaptıklarının cezasını kestin ve onu geberttin. Sen de bunu yapacak potansiyel var Mesut. O yüzden istediğin kadar inkar et, beni inandıramazsın. İnanmazsan inanma be, ne yapayım? Usta işimiz bitti herhalde, yürü. Şşş, usta. Ben bitti demeden işimiz bitmez, haddini bil. Mesut dur. Yok ya, bilmezsem ne olacak? Mesut, Mesut Allah aşkına kendine gel, yeter. Ne o, beni mi döveceksin? Savcı dövecek kadar cesaretin var mı sahiden? Varsa ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? Mesut Allah aşkına ya. Laflara bak ya. Kendine gel oğlum. Sayın savcım, bir maruzatım var. Ne var? Aradığınız şahıs Poyraz Şengül bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede. Doğru şahıs olduğuna emin miyiz? Evet savcım. Nasıl yaralanmış peki? Kafasına kurşun yemiş. 2 gündür yoğun bakımdaymış. Kurşun ensesinden girmiş. Dişlerinin bir kısmı ve üst çenesi paramparça olmuş. Ama şansına beyin hasarı minimumda. Peki yaşar mı? Şansı çok yüksek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güzel. Şansı yüksekse yakında uyanır. Ne olup bittiğini de anlatır. Kimin vurduğunu da öğreniriz. Beni çağırtmışsınız müdürüm. Yaralıyı sen bulmuşsun, doğru mu? Doğrudur müdürüm. Nasıl buldun? Yol kenarında bulduk. Sonra da aldık buraya getirdik komiserim. Başka bir şey görmedin mi? Yok, görmedim savcım. Mesut, ne oldu? Bitti. Peki Selin nasıl? İyi, yorgun biraz. Öldü mü? Usta. Kafasını sıktım. Usta ne yaptın sen ya? Şanslı it. Ölme lan, ölme. Bir kere de işe yarar. Ölme. Bu işin arkasından kim çıkarsa sonu benim elimden olacak. Bunu da böyle bil. Siz ne yaptınız? Bana da anlatacak mısınız? Anlatmak uzun sürer. Usta, herifin eli oynuyor. Şansı var demişti doktor. Biraz da bizde şans olsa.